Ben acılarımı haykırmadığım için mi haksız? Tamam, söyleyeyim o zaman. Sen mutlu ol diye sana her zaman, her sene üşenmeden, büyük bir özenle doğum günü hazırladığım için özür dilerim Murat. Arkamdan söyleneceğine ya da arkadaşlarının yanında bana laf sokacağına, gelip basitçe istemiyorum diyebilirdin. Ama o zaman işin zevki kalmazdı mı Murat? Bıktım bu Yasemin'den diyecek bir şey kalmaz. Ece'nin hastalığı için seni suçladığımı düşünüyorsun. Evet, haklısın, suçluyorum. Ama kendimi de suçluyorum. Seninle biz o çocuğu, korumamız gereken o çocuğu koruyamadık Murat. Kusura bakma. Ben hatalarımda ne yapayım yani deyip senin kadar kolay kendimi affedemiyorum. Kazaydı bu. Ne yapalım? Bu çocuk da böyle hasta yaşamaya devam edecek diye işin içinden sıyrılamıyorum ben. Ben bir şey hissederken sizi düşünmeden hareket edemiyorum ki. Bana acı verse bile siz üzülmeyin diye dayanıyorum. Bu sana duygusuzmuşum gibi gelebilir. Ama inan, ben çok acı çekiyorum Murat. Sana yaptığım haksızlıklardan dolayı pişman olup seninle bir gece geçirmek için sana sürpriz yaptığımda sen kapıyı sevgilinle yarı çıplak açınca inan bana üzülüyorum Murat. Çok üzülüyorum. Ama sonra kızım ölecek korkusuyla eve gelirken bu acımı içime gömüyorum ben. Günlerdir sanki beni aldatmanın sorumlusu benmişim gibi. Beni suçlamana, alay etmene, dalga geçmene. Pardon, senin deyiminle dalga geçmekti değil mi? Bütün bunlara katlanmaya çalışırken bir yandan da acaba haklı olabilir mi? Ben berbat bir insan olduğum için beni aldatmak zorunda kalmış olabilir mi diye düşünürken, evet Murat, çok acı çekiyorum.